Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ali Hoca. İyi çalışmalar diliyorum. Soru çözümlerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Ee, yorumları görüyorum. Hocam ilkeler ve inkılaplardan soru çözer misiniz? Dediniz. Ben de sizi kırmadım. Ve inkılaplardan 3 tane soru hazırladım. Hemen sorularımıza geçelim. Şimdi bakıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'ne çağdaş bir görünüm kazandırmak amacıyla 3 Mart 1924'te pek çok yeniliğe imza atılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu yeniliklerden biri değildir? 3 Mart 1924'te ne gibi gelişmeler yaşandı onu bilmemiz lazım. Eğitim ve öğretimin birleştirilmesi yani tevhidi tedrisat kanunu 3 Mart 1924 doğrudur. Erkan Harbiye vekaletinin kaldırılması ordu siyasetten ayrılacaktır. Doğru 3 Mart. Osmanlı Hanedanı'nın yurt dışına çıkarılması doğru 3 Mart 1924. Şeriye ve Efkaf vekaletinin kaldırılması 3 Mart 1924 yerine ne kurulmuştu? Diyanet İşleri. Saltanat sistemine son verilmesi 1 Kasım 1922 yılına tekabül etmektedir. Cevabımız E şıkkı. Değerli arkadaşlarım. Geldik diğer bir soruya şimdi. Bu soruya dikkat ediyoruz. Geçen sene buna benzer bir soru gelmiş. Bakıyoruz. Türk Tarih Kurumu'nun kurulmasıyla ulaşılmak istenen amaçlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Türk Tarih Kurumu'nun ilk başkanı Tevfik Bıyıklıoğlu'dur. Değerli arkadaşlarım. Tamam. Tevfik Bey. Tevfik Bıyıklıoğlu. ilk başkan. Bakıyoruz amaç neymiş? Avrupalıların Türkler hakkındaki asılsız iddialarının haksızlığını kanıtlamak. Doğru mudur? Doğrudur. Zaten Mustafa Kemal'in amacı tarihi tüm yönleriyle ele almaktı. Türklerin ve Anadolu'nun tarihin bütün yönleriyle incelemek. Tarihini bütün yönleriyle incelemek tamamdır. Türk ırkının üstünlüğünü göstermek. Bunu bir bırakalım. Türklerin dünya medeniyetlerine yaptıkları katkıları göstermek tamamdır. Ümmetçi tarih anlayışı yerine ulusal tarih anlayışına anlayışına geçmek doğrudur. Sevgili arkadaşlarım, Mustafa Kemal'in Atatürkçü düşünce yapısında da Türk ırkı üstün gösterilmez. Sınavda karşınıza çıkarsa bunu direkt eliyoruz. Anlaştık mı? Cevabımız C şıkkı. DT'de çıkmıştı. Şimdi geldik sıralama sorusuna. Tüm tarihleri sizlere vereceğim. Sizden o tutabilirsiniz. Anlaştık mı arkadaşlarım? Bakıyoruz. Türk kadınının haklarını elde etmesinin kronolojik olarak sıralanması aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? Tüm tarihleri sizlere vereceğim. Şimdi ilk olarak resmi nikah değil mi? Tarihimiz 1926. Medeni kanunla bu verildi. Ondan sonra belediye seçimlerine katıldılar. Tarihimiz Şur. 1930. İlk belediye başkanımız kimdir? Sadiye Hanım'dır. İlk kadın belediye başkanımız Sadiye Hanım. Sonra ise muhtarlık seçimleri oldu. 1933. İlk muhtarımız kadındır. İsmi Gül Esin'dir sevgili arkadaşlarım. Şuraya yazayım mı küçük küçük? İlk muhtarımız Gül Esin. Tamam. 1933 en son ise kadınlara seçme ve seçilme hakkı verildi. Tarihimiz 1934. Şimdi bakıyoruz. Cevabımız 3, 4, 1, 2 olacak. 3, 4, 1, 2. Hayır, hayır, hayır. Cevabımız D şıkkı. Umarım not tutmuşsunuzdur. Sorularımız bu şekildeydi. Beğenmeyi unutmuyoruz. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bir başka paylaşımda görüşmek dileğiyle. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşçakalın.